kırmızı yok. Para eden kısım yok. Evet. Neşe birkaç tane alsana. Ya benim ellerim nasıl... 250 bin TL'ye işe ne bırakalım? Bakacağım mı? Abi en iyi saplar benim saplarım. Bana göre. İran'a göre İran'a saplar. Şimdi küçük anahtarlıklar falan yapıyorlar. Çok güzel yapıyorlar. Onlardan... Düzce'nin Çakırsayfan köyünde safran üreticiliği yapıyoruz. 2019 yılında butik üretici olarak bu işe başladık. Bu yıl 5. yılımız. İşlerimizi biraz daha büyüttük. Bu işe başlamadan önce Düzce'mizde yetişir mi yetişmez mi? Önce toprağımızı Düzce Üniversitesi'ne analiz ettirdik. Bize burada safran yetişeceğini söylediler. Valiliğe, Düzce Üniversitesi'ne başvurularımızı yaptık. Valilikten dükkan desteği aldık. Ürünlerimizi orada yapıyoruz. Satış haline getiriyoruz. Hem gıda hem kozmetik alanında ürünlerimiz var. Gıdada balımız var, safranlı şurubumuz var, safranlı ekstratımız var. Çocukların zeka gelişimi ve Alzheimer hastaları için safranlı kapsüllerimiz var. Kozmetikte de cilt bakım ürünlerimiz var. Cilt bakım kremimiz, cilt serumumuz, el ayak mantarı için safran özü aynı sefa kremlerimiz var. Yine yara yanık tedavileri için %100 sonuç veren safran özü kandoron kremimiz, vazelinlerimiz, yağlarımız bu şekilde. Evet, eşimle birlikte bu işi yapıyorum. Safran Osmanlı'dan bize bugüne gelen altın baharat. Çok değerli bir bitki. Dikim aşamasında biraz zorlanıyoruz ama hasat zamanı emeğimizin karşılığını güzel bir şekilde alıyoruz. Bu yıl 1,5 kilo bir ürün bekliyoruz. Başka ürünler gibi toplayayım da 100 kilo, 200 kilo toplayayım gibi bir şey yok. Safran çok hassas bir bitki. Bir çiçekten 3 tel safran baharatı elde ediyoruz. Ben de çok ciddiyim. Gönderebilirsiniz. Köydeki insanlar... Fuar var diyor musun? Bitti. Ne fuarı? Karın fuarı var diyor musun? Ne zaman? Bayağı oldu. Bir ayın diyor. Karın fuarı var diyor. Bakın.